Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir kandil, en büyük kandil Kadir Gecesi kandil programında sizinle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rabbim bizi en sevgilinin, sevgili peygamberimizin bereketinden, rahmetinden, yolundan, hidayetinden mahrum etmesin inşallah. Bin geceye, bin aya tekabül eden, bin aydan daha hayırlı olan, içinde Kadir Gecesi olmayan, bin aydan hayırlı olan bir gece içindeyiz. Bu gecenin her saniyesini, bu gecenin her anını, her salisesini Allah'la Rabbimize yönelmekle doldurarak, peygambere salatü selam getirerek, Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak tamamlamaya gayret edeceğiz. Efendim biraz sonra hep beraber hatimlerinizin duasını şu anda kabul ediyorum. Biraz sonra hep beraber el açıp amin diyeceğiz. Bu konuda dostlarınızı haberdar ediniz amin demek için. Ama efendim şu anda Firuzva Camii'nde Mehmet Kemiksiz kardeşim ve ekibi var. Onların salatü selamını duyuyoruz. Sonra yeniden buradayız efendim. Hazreti Mevla سبحان من خاتم الأنبياء
بمحمدٍ المصطفى فداه أبي وأمي كما الخليل إسماعيل فدا Safiyullah ya Mevla الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا عليك يا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Velhamdülillahi Rabbil Alem. Salatu selam, binlerce salatu selam Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya olsun. Binlerce hamd kainatın Rabbi olan Allah'a olsun. O zaman ellerimiz hep beraber, şu anda ekran başındaki bütün kardeşlerimle beraber ellerimizi en yüceye açalım. Rahman'a açalım, Rahim'e açalım, Settar'a açalım. Vehhab'a açalım. Kapısına gelmiş, kapısından dilenen birer dilenci gibi
Ya Rabbi kapından boş çevirme diyelim. Hatim duamızı yapalım. Okuduğumuz bütün Kur'anlar için, yaptığımız bütün duaların kabulü için bu gece, işte şu zirve gecesinde Rahman'a daha yakın olduğumuz, sağımızda solumuzda meleklerin etrafımızda oturduğu şu demde, ellerimiz Allah'a açılmış, o zaman hamd edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ey Erhamer Rahimin, ey semavatın ve arzın, yerin ve göğün, ötelerin, onun da ötesinin, ötelerin ötesinin Rabbi olan Allah, ellerimizi sana açıyoruz. Mübarek kandil gecesinde, şu Kadir gecesinin bereketinde, nurunda, ışığında, yorgun dillerimizle, sana yönelmiş kalbimizle, seni özleyen yüreklerimizle, ya Rabbi sen diyoruz. Kâbe avlusunda dönüp de başka söz söylemeyen ve sadece sen, sen, sen diyen, neden başka dua okumuyorsun diye sorulduğunda, çünkü Allah kendisinden başka şey söylememe müsaade etmiyor diyen, gönlü Allah'la beraber olan o sadık gibi gönüllerimizi sana açtık. Sana açılan bu gönülleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz günah işleriz, sen affedersin. Biz hata ederiz, sen örtersin. Yüreklerimiz cimridir, sen zengin olansın. Zenginlik hazinenden, kerem hazinesinden, şifa hazinesinden, rahmet hazinesinden, af hazinenden bizleri nasipdar eyle ya Rabbi. Bizleri pişman ettirme ya Rabbi. Günahımız var biliyoruz. Yüzümüz tutmuyor farkındayız. Ama senden başka sığınılacak makam da yok. Bunun da farkındayız. Kapına gelmiş, kapından isteyen kapından, sadece senin kapına yalvarmış, kapından başkasına gitmek istemeyen şu yürekleri kapından başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Kulu kula muhtaç etme ya Rabbi. Kulu kendine muhtaç et ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz bilmiyoruz, sen biliyorsun. Biz eksiyiz, sen kamil olansın. Biz borç isteyeniz, sen verensin. Konuşmayı verensin, duymayı verensin, görmeyi verensin. Sen vermezsen biz kimden isteriz ki ya Rabbi? Kapına gelmişiz kapına. Kulun boynu eğmiş, gözünü yummuş, senden istiyor. Resulullah'ın istediği gibi istiyor. İbrahim Halilullah'ın istediği gibi istiyor. İsa Kerimullah'ın, İsa Ruhullah'ın istediği gibi istiyor. Musa Kerimullah'ın istediği gibi istiyoruz. O peygamberlerin yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Öyle istiyoruz senden ilahi. Kurbanın olayım, affeyle bizleri. Ya Rabbi, gönüller sana fakir. Gönüller seni istemekte. Ruhlar senin aşkınla yanmış. Kendi aşkından başka aşka çevirme bizi ya Rabbi. Aşkınla yanalım ya Rabbi. Mevlana gibi, Şahin Akşiben gibi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Azam gibi, Hazreti Yunus gibi aşkınla yak bizleri ya Rabbi. Öyle bir yak ki o vücudu cehennem ateşi yakamazsın ya Rabbi. Hani Sırat Köprüsü'nün başından geçerken müminler, Sırat Köprüsü bağıracakmış, mümin çabuk geç, senin nurun beni söndürüyor dermiş. Ya Rabbi, nuruyla cehennemi söndürenlerden eyle bizleri. Ve in minkum illa variduha.
Kur'an öyle diyor. Cehennemden geçmeyecek olanınız yoktur. Kimi düşecek yere, aşağıya doğru. Kimi çıkacak. Ya Rabbi, sendelemeden, düşmeden, silkelenmeden, savrulmadan orayı geçebilenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen ki Yusuf'u kuyudan çıkaransın. Sen ki Hazreti Yakub'un evlat hasretinden ağlıya ağlıya yumulan gözünü, kaybettiği gözünü açansın ya Rabbi. Sen ki Hazreti Musa'yı sihirbazlar arasından muvaffak kılansın. Sen ki Musa'nın asasını ejderhaya çeviren, sen ki Musa'nın asasıyla denizleri bölensin. Ya Rabbi, yüreklerimizi kendine çevir ya Rabbi. Sen ki Nuh'u tufandan kurtaransın, gönüllerimizi de tufandan kurtar ya Rabbi. Sen ki Eyyub'u hastalıktan koruyansın, şifa verensin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Eyyub'a verdiğin, Hazreti Eyyub'a verdiğin şifa gibi bir şifa nasip et ya Rabbi. Sen ki ya Rabbi, Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmekten kurtarıp onu göğe kaldıransın. Güzel amellerimizi göğe kaldır ya Rabbi. Kötü amellerimizi yere indirt ya Rabbi. Sonra onu meleklerine sildirt ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen ki Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinden koruyansın. Sen ki kuni barden ve selamen ala İbrahim dedin. Ey ateş, İbrahim için serinliğe dön dedin. Ateşler serinliğe döndü. Bizi yakacak cehennem ateşini de serinliğe çevir ya Rabbi. İçimizi yakmasın. Yüzümüzü yakmasın ya Rabbi. Bu alınlar senin için bir defa dahi olsa secdeye gitmiştir. Secdeye giden alınları yakar mısın ya Rabbi? Yakmazsın, biliyoruz. Alınlarımızı, yüzümüzü, vücudumuzu, kalbimizi ateşe haram kıl ya Rabbi. İlahi, sen ki ya Rabbi Hazreti Zekeriya ile Hazreti Yahya'yı şehit olarak alansın. Yüreğimizi de şahit olarak yanına kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi, meleklerin kanatları üzerinde yazılan her kelime hürmetine, meleklerin kanadı üzerine resmedilmiş Esma-ül Hüsna'nın hürmetine bizim yüreklerimizi kendinden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an okuyanlar vardı. Hatim indirenler vardı. Bizi vekil tayin edenler vardı. Hepsinin vekaletini aldık, almışız. Şimdi kapındayız. Ya Rabbi, kimi çocuğu için okudu, kimi anası için, kimi babası için, kimi kabri için, kimi mahşeri için, kimi sırat için, kimi mizan için okudu. Ama herkesin yüreğinde sen varsın ya Rabbi. İlahi, hangi kardeşimiz hatmini, zikrini, Kur'an'ını hangi niyette okuduysa sana arz ediyoruz. Senin için bu bilinmeyen değil ki, ama sana arz ediyoruz. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, bizi vekil tayin etmiş bütün kardeşlerimizin okudukları bütün hatimleri dergahında kabul buyur ya Rabbi. İzzetinle, cömertliğinle kabul buyur ya Rabbi. Sen büyüksün, küçükten büyüğe hediye, büyüğün bir lütfudur ya Rabbi. Lütfundan esirgeme ya Rabbi. Bizimki bu kadar, gücümüz bu kadarına yetiyor. Ya Rabbi, gücümüzün yettiğiyle bizi kabul eyle. Günaha girmişizdir, isyana dalmışızdır, nisyana da dalmışızdır. Farkındayız. Ama şunun da farkındayız ki senden başka Rab, senden başka ilah, senden başka sahip yok. Onun için kapındayız. Boynumuzu eğmiş kapındayız. Ya Rabbi, kabul et. Amin.
okuduğumuz hatimleri önce kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin mübarek ve muazzez ruhuna hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle. Amin. Resulullah'ı bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin. Sonra diğer peygamberlere hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Ehli beyte hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Dört büyük halifeye, başlarımızın tacına, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Sonra bizi yetiştiren, bize kol kanat olan, karnında bizi taşıyan annelerimize, vefat da etmişse, yaşamışsa da ona da gönderiyoruz. Annelerimize kabul buyur ya Rabbi. Amin. Babalarımıza gönderiyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Amin. Üzerlerinde bir sıkıntı varsa, ölmüşlerse kabirlerini nura çevir ya Rabbi. Amin. Kabirlerini cennet bahçesine çevir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kabire doğru yürüdüğümüz o zor ve çetin anda, garip o adam ki kabire girecek ameli yoktur. Müflis o adamdır ki, iflas edecek adam odur ki kabire girecek hazırlığı yoktur. Bizim de azığımız az. Sen yücesin ya Rabbi, sen münezzehsin. Az varlığımızı çok kabul et ya Rabbi. Amin. Kabire girerken bize merhamet et ya Rabbi. Amin. Kabirde bize Kur'an'ı nur eyle. Namazımızı baş tacı eyle. Amin. Orucumuzu sağ yanımıza koy. Amin. Zikrimizi göğsümüze koy ya Rabbi. Amin. Bize sual sorulduğunda Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Muhammed Mustafa, kıblemiz Kabe, kitabımız Kur'an'dır demeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Peygamberinin eşi Hazreti Ayşe'nin sana bu gecede yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Hadi hep beraber ben söyleyeyim, siz söyleyiniz. Ve ekran başındaki bütün kardeşlerim. Allahümme inneke afuvun tuhibbu el afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbu afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbu el afve fa'fu anni. Allah'ım, 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 sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Allah'ım, sen affedicisin, affı da seversin, beni affeyle. Babamı affeyle, annemi affeyle, sevdiklerimi affeyle. Ateşten koru ya Rabbi, hastalıktan koru ya Rabbi, başkasının kapısına muhtaç etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu sabaha kadar, bu gece bir bereket, melekler yere inecek. Cebrail yanı başımızda. Meleklerle beraber amin diyorlar. Onların aminlerine de aminlerimizi katıver ya Rabbi. Ya Rabbi, gelecek seneye kadar yüreğimize namaz sevgisi, Kur'an sevgisi, kendi muhabbetini koy, başka muhabbete yöneltme. Ve en zor çetin günde Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Amin, amin, amin. El-Fatiha diyoruz. Programımız devam edecek. 8 dakikalık bir aramız var. Aradan sonra buradayız ve Kandil programımız devam edecek. Sahurda da yine beraberiz. Hazreti Yusuf'un hayatında inşallah.
melekler dolu dolu birer karınca gibi Kabe'nin etrafında. Ne muhteşem manzara. Yeryüzünde hiçbir mabet bu kadar muhteşem değil. Yeryüzünde hiçbir kubbe Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini örten kubbe kadar güzel, rahatlatıcı değil. Salatü selam Hazreti Muhammed'e sonsuzca bu Kadir gecesinde, mübarek gecede. Efendim hiç vakit kaybetmeden şu anda Firuza Camii'nde bizi bekleyen Remzi Er hocamız var. Kur'an-ı Kerim okuyacak ve Mehmet Kemiksiz ve ekibi salatü selam. Sonra biz buradayız ve sizi burada bekliyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Sesleniyor.
gece yatma diyor. Bu gece inmiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin. Bu gece fahrini arz etti semavate zemin. Hazreti Allah, bu gece mümin olan etmelidir Hakk'a niyaz. Bu gece Hakk'a açan elleri Hak boşta koymaz. Bu gece sevgilisi hürmetine Tanrı bizi nazar mağfiret eyler, affeder bağışlar cümlemizi. Ve Mekke'nin fethinden sonraydı. İkrim'e haber gönderiyordu Hazreti Peygamber. Ebu Cehil'in oğlu, Allah Nebisi'nin en büyük düşmanının oğlu Hazreti Peygamber'e haber göndertiyor. Bir yol var mı acep? Muhammed'e gelebilir miyim? Müslüman olsam Allah beni affeder mi acaba? Allah beni affeder mi acaba? Dönecek. Aleyhissalatü vesselam diyecektir ki İkrime'ye kapımız açık. İkrime gelebilir. İkrime eve konabilir. Hazreti İkrime gelecek. Resulullah'ın yanına gelecek. Hazreti Peygamber kapıda karşılayacak. Ayağa kalkacak. Kapıda kucaklayacak. Merhaben bil muhacirir rakip diyecek. Hoş geldin ey muhacir diyecek. En büyük düşmanının oğlunu kapıda karşılayacak. Amcasını şehit eden Hazreti Vahşi'yi kapıda karşılamamış mıydı? Kızı Zeynep'in ölümüne sebep olan Hebbar'ı kapıda karşılamamış mıydı? Karşılıyordu. İşte bu gece, işte bu Kadir gecesi, şu günahlardan vazgeçme, şu tövbeyle Allah'a yönelme gecesinde, kapıları kırma gecesinde, gönülleri Allah'la birleştirme gecesinde, ya Rabbi sana gelmişim, kendini başkasına beni çevirtme diyen, başkasına döndürme diyen bu gecede, bin aydan hayırlı olan bu gecede, ezanın safiyeti içinde bütün ruh iklimimizin doluştuğu bu gecede Hazreti Peygamber'in
nasıl Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affettiğini, nasıl amca katili Vahşi'yi affettiğini, kızının katili olan Hebbar'ı nasıl affettiğini, kapıları nasıl örtmediğini yeniden düşünmek zorunda değil miyiz? Öyle diyordu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, kapıları açıyordu. Açıyordu. Ebu Zer Gıfari'ye diyordu ki Resulullah, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse sonunda mutlaka cennete girecektir. Öyle diyordu, mutlaka cennete girecek. Ebu Zer Gıfari ayağa kalkıyordu. Ve in zena ve in sarika, hırsızlık yapsa da mı, zina etse de mi sonunda mutlaka cennete girer. Resulullah diyordu ki ve in zena ve in sarika, eğer hırsızlık yapsa da zina işletse de Allah'a gerçek bir tövbeyle tövbe etse sonunda mutlaka la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler cennete girecektir. Ebu Zer bir daha sorar, ey Allah'ın nebisi, zina etse de mi, şu günahı işletse de mi yine girecek diye ifade eder. Resulullah der ki, zina işletse de, içki içse de mutlaka cennete girecek. Ebu Zer anlamaz gibi görünse, çok ısrar edince döner ve Hazreti Peygamber, rağme enfi Ebi Zer, senin burnun sürünse de, hoşuna gitmese de, evet Ebu Zer, Allah bir, Hazreti Muhammed onun Resulü diyer, diyen her Müslüman, ölürken bunu söyleyen her Müslüman, günaha ne kadar çok olsa olsun cennete girecektir. Allah bu gece hürmetine hepimizi cennetine alsın. Hepimizi affeylesin. Şu okunan ezan hürmetine Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Hepimize merhamet etsin. Bizi kendisinden başkasına, başka kapıya muhtaç etmesin. Bize şifa versin. Hem hasta yüreklerimize hem hasta bedenlerimize. Efendim 8 dakika bir aramız var. Sonra döneceğiz. Selamların en güzeliyle yeniden beraberiz. Kısa bir süremiz kaldı. Bu kısa süreyi de sizinle beraber dolu dolu geçirelim inşallah. Efendim, önce şunu söyleyeyim. Bu akşam sahurda inşallah Sıddık bir güzel insanın hayatını anlatacağım. Yusuf'u. Hazreti Yusuf'u. Hazreti Ömer'in Yusuf İbni Yakub İbni İshak İbni İbrahim dediği, yani şereflinin oğlunun oğlunun oğlu dediği o büyük insanı, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bütün yönleriyle bugün saat 2:15'ten itibaren sahurda Yusuf'un hayatını İnşallah baştan sona bir programda anlatacağız. Onu buraya koyuyoruz.
İkincisi, bu gece uyanık kalalım. Gücümüz yettiği kadar. Allah'a yalvaralım. Ellerimizi açalım. Kur'an okuyalım. İnsanlarla konuşalım. Gönül alalım. Kimsesi olmayanlara uğrayalım. Onların dualarını alalım. Yüreğiniz Allah'la dolsun inşallah. Yüreğin zaten Allah'la dolu. Allah imanla haşreder inşallah hepimizi. Ve dolu dolu yaşayalım bu geceyi inşallah. Ve bugün hatim duamızı yaptık. Geç biraz sonra bir dakikalık çok kısa bir dua belki yapacağım. Ulaşamayanlar için belki. Ama hiç ümidinizi kırmayın ve kesmeyin. Denilir ki mahşerde kul hesaba çekilecek. Ameller tartılacak. Kulun günahı ağır basacak. Melekler diyecek ki nereye? Ateşe. Ateşe. Temizlensin ve gelsin. Çünkü cennete kirliler giremez ki. Temizlenmeden girilmez ki. Günahını çeksin ve gelsin. Adamı götürecek melekler. Adam arkaya dönecek. Sağa bakacak. Sola bakacak. Ümit yok. Tam ümitsiz kalmışken gökten bir yaprak inecek. Kefeye girecek. O kelime Allah kelimesi. Onu kurtaracak. Allah bizi kurtulanlardan eylesin. Evet. Programımızı küçük bir duayla bitirelim mi? Amin. Ya Rabbi şu an namaz vakti. Ya Rabbi şu vakitte Kadir Gecesi'nin şu anında meleklerimizin saflarımıza doluştuğu şu anda dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İftarımızı kabul eyle. Amin. Zikrimizi kabul eyle. Amin. Kur'an'ımızı kabul eyle. Amin. Namazımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi sevdiğin kullardan eyle. Amin. Mahşerde Muhammed Mustafa ile eyle. Amin. Kabir azabından sana sığınırız. Amin. Şerden sana sığınırız. Amin. Kötülerin kötü hallerinden sana sığınırız. Amin. Kötü hastalıktan sana sığınırız. Amin. Kötü akibetten sana sığınırız. Amin. Düşmanların tuzaklarından sana sığınırız. Amin. Ya Rabbi bize bildirdiğin 99 isminle bizleri muhafaza eyle. Amin. Sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bizim bilmediğimiz ismi azamınla sana yalvarıyoruz. İsmi azam hürmetine bizleri affeyle. Amin. Amin. El Fatiha. Efendim kısa duamızı da yaptık. Sizleri seviyoruz. Ekran başındaki bütün kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Sahurda saat 02:15'te görüşünceye kadar Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.